Herkese selam arkadaşlar. Bugün 1000 aboneye özel videoyu 1200 abonede çekiyorum. Sebeplerini açıklayacağım. İlk vlogumuz olacak. Bu vlogda hem kanalın gidişatı hakkında konuşacağız biraz. Hem birlikte nasıl iletişime geçeceğiz bundan bahsedeceğim. Hem de 1200 kişi hep beraberiz şu anda. Beni izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum tekrar desteğiniz için. Ama daha beni doğru dürüst tanımıyorsunuz bile. O yüzden biraz beni tanımanızı sağlayacağım en azından. Şöyle gölge bir yer bakıyorum. Şu an parktayım. Neden 1000 abone videosunu 1200 abonede çekiyorsun dersen. Benim telefonun ön kamerası leş. Kız arkadaşımı şimdi AYF sınavına bıraktım. Ondan telefonunu çaldım. Onun telefonuyla çekeceğim videoyu. O yüzden de anca şimdi mümkün oldu. Şöyle oturalım bakalım. Nasıl böyle? Güzel mi? Neyse böyle daha iyi. Oyunlardan başlayalım o zaman. Anketimizi yaptık biliyorsunuz. GTA kitlisi oluştu resmen kanalda. O yüzden GTA 5 zaten beklediğim gibi en önlerde çıktı. Daha sonra korku oyunu ve FPS oyunları falan gelmiş. GTA videoları zaten çekiyorum hali hazırda. 2 günde bir GTA videosu paylaşmaya çalışıyorum. Bundan sonra 2 günde bir video atacağım gibi düşünürsek haftanın mesela 2 günü GTA ile ilgili video gelir. Bir tanesi Vice City olur, bir tanesi GTA 5 olur, o tarz. Veya yine gizem falan çözeriz. Onun dışında korku oyunu olarak Outlast 2 çıktı yeni biliyorum ama hani sanki çok korku oyunu gibi değil de gerilim oyunuymuş gibi geliyor bana. Sadece hani o jump scare dediğimiz anlık hareketler oluyor. Yoksa çok bir korku oyunluk bir durum yok. Ama yine de 1 Mayıs'ı bekliyorum. 1 Mayıs'ta biliyorsunuz adil kullanım kotası ile ilgili devlet bir düzenlemeye gidiyor. O yüzden gece 2 ile sabah 8 arası rahat indirme yapabileceğiz. Bu sayede de daha çok oyun, daha çok fikir ortaya çıkacak. Nasıl sizlerle iletişime geçeceğiz? Bazı arkadaşlar soruyor. Abi seninle girebilir miyim? Steam'den ekle falan vesaire vesaire diye. Onu da şu şekilde sağlayacağız. Şu anda aşağıya bir link koydum. Discord linki. Bize bir oda açtım. O Discord'a katılarak bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Orada benim kendi arkadaşlarım da olacak. Onlarla da oyunları oynayabileceksiniz. Zaten hemen olmasa da böyle ilk 1-2 hafta az kişi oluruz. Ama zaman içinde 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi bu şekilde girdikçe en azından temel bir arkadaşlık ortamları oluşmaya başlayacaktır. Sadece benimle değil, hani kendiniz için de oyun oynayabileceğiniz arkadaşlar bulabileceksiniz oradan. Bu güzel. Yandan da birileri geçerken biraz sessiz olmaya çalışıyorum. Onun dışında kanala gelen genel sorularla ilgili bir aklıma getirmeye çalışayım. San Andreas soruyorsunuz çok. GTA Vice'de oynadığım için normaldir. Öncelikle GTA 5'i çekmek istiyorum. Tabii ki araya San Andreas videoları girebilir. Ama şu anda San Andreas oynamayı düşünmüyorum en azından. İlk planımda onlar yok. Onun dışında bana neler soruyorsunuz? Çok kalp atan var. Çok ilk yorum muhabbetine giren var. Hatta tartışmalar bile çıkıyor bunun için arada. Size çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben kesinlikle bu şekilde büyüyeceğimi düşünmüyordum. Beraber büyüyoruz. Beraber bir ortam oluşturuyorsunuz. Geçenlerde bir arkadaş seni abim kadar seviyorum, keşke abim olsaydın falan yazdı. Beni çok mutlu etti. Zaten bu ortamı biraz da biz oluşturduk. Her yoruma cevap vererek, her derdinizi dinleyerek, yardımcı olmaya çalışarak beni Steam'den de ekleyen arkadaşlarınız var. Orada da sorular sordukça cevap vermeye çalışıyorum. Kesinlikle yanıtsız bırakmıyorum. Bu şekilde de bir başarı ortamı sağlıyoruz açıkçası. Şöyle size de biraz ortamı göstereyim. Nerede yaşıyorum? İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Güngören'deyim. Şu anda da AYF sınavı için dediğim gibi kız arkadaşımı Bahçelievler'de bir okula getirdim. Benim de öğleden sonra sınavlarım var. Öğleden sonra ben de Merter tarafında gireceğim. Onun dışında size neler anlatabilirim? Düşünelim bakalım. Siz bana yazabilirsiniz. Hangi oyunu istediğinize dair. Sonuçta dediğim gibi artık oyunları daha rahat indirebileceğim. Şu oyunun şu gizemi var, bu oyunun bu gizemi var gibi şeyler de yazabilirsiniz. Fark ediyorum ki gizem videoları çok izleniyor. Gerçekten dikkatinizi çekiyor. O yüzden gizem videoları üzerinden de ağırlıkla gidebilirim. Ama kimseyi taklit etmek istemiyorum. Yani yabancı kaynaklardan tabii ki bir şeyler alıyoruz ama Türkçe bir şey yapıldıysa aynısını getirip koymak istemiyorum sizin önünüze. Veya yine
o kaynaklardan da bir şeyler alabilirim. Mesela GTA Vice ile ilgili bir şey çeken bir kanal güzel bir şey bulmuştur. Tabii ki bunu kullanırım ama kendi yorumlarımı katarak ya da üstüne bir şeyler ekleyerek, zaten video sektörü bu şekilde ilerliyor. Tanıdığınız en büyük YouTuber'lar bile atıyorum bir dans geliyor. O dansın videosunu çekerek yapıyor veya biri bir içerik üretiyor. Diyor ki kendisi zaten, hani isim falan vermeyeyim. Tabii ki ben daha hiçbir şey olmamış bir insanım YouTube'da. İsim versem de o insanlar etkilenmez ama hani sevenlerini üzmeyelim. Gidip onun aynı içeriğini alıp Türkçe'ye uyarlayıp çok fazla video çekiliyor. O yüzden hani bunlar problem değil YouTube'da. Yabancı içerik de bana bakın abi şu güzelmiş deyip mailden ulaşabilirsiniz, Steam'den ulaşabilirsiniz. Başladık videoya, duramaz. Öf, yürümek evet, istemiyorum. Yanımdaki 5 yıllık kız arkadaşım Duygu. Selam ver. Merhaba. Bakalım. Nasıl geçti sınavları? Harika. 25 almışımdır. Kesin harika geçti. Şimdi sınavdan çıktık. Okulun yanında az önce video çektiğim park var. Ha, sen parkta mı çektin? Aynen, şurada oturdum çektim. Sırt çantamızda da kahvaltılık bir şeyler var. Öğleden sonraki sınavlara kadar burada oturup ders parkta yalan piknik falan yapacağız. Bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Onun dışında videoya daha sonra tekrar devam ederiz. Görüşürüz. Evet, kahvaltımızı yaptık. Şimdi de diğer okulumuza doğru gidiyoruz. Bu arada da biraz vaktimiz var. Size kendimizden bahsedeceğiz. Sen anlat birazcık aşkım. Ne zaman tanıştık falan mı? Evet. Saçlarım nasıl bozuldu gördün mü? Saçlarımı pek yok. Lisede tanıştık. Duygu'yu sanırım ben lise 2'deydim, o lise 1'deydi. Evet. Kuzenimin, benden birazcık büyük. Kuzenimin sınıf arkadaşıydı. Allah'ım görüyor musun böyle kalktı. Şahlansın lan. Kuzenimin sınıf arkadaşıydı. İşte beni görmüş beğenmiş. Tanışmaya geldi. İstemeye gittik. Ben masa tenisi oynuyordum. Kuzenim de izlemeye falan geliyordu yanıma. Muhabbete geliyordu. Kızlar da izliyordu. Ben de kızları dövüyordum. Ya işte o zamanlarda biraz ünlüydüm. Ay. İşte ondan sonra kuzenimle git gel git gel yapa yapa arkadaşlık falan kurduk. İşte bir 6 ay falan Duygu benim peşimden koştu. 5 senedir falan da ben onun peşinden koşuyorum. Evet. Bu kadar mı? Aynen. Okula gidince, okuldan hatta çıkınca sınavda bir bitiriş konuşması yaparız. Tamam. O zaman hadi poz verelim. Aşkım poz vereceğiz. Kapaşan anan. Günün sonuna geldik artık. Sınavlarımız bitti. Tabii ki berbat geçti. Videonun sonuna geldik. Şimdi aşağıda görünecek Instagram hesabımızı koydum. Eğer bizi ortak hesaptan takip etmek isterseniz oradan takip edebilirsiniz. Bugün artık saçlarını gösteriyorum. Bugün artık veda zamanı geldi. Eğer daha fazla vlog gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Aşağıya da bir daha önce de söylemiştim Discord linki koydum. Oradan da gelebilirsiniz, muhabbet edebiliriz sizlerle. Herkese iyi günler diliyorum. Güle güle. Videoyu da beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bay bay.